Daha önceki bölümlerde yapmış olduğumuz analiz ve geometri oluşturmadan sonra bu bölümde slice komutunu kullanarak simetri eksenine göre analiz yapmayı göstereceğim. Şimdi Workbench ekranımızı açalım. Workbench ekranımızda oluşturacağımız yeni statik analiz için static structure projesi ekliyorum. Buraya yarım model ismi verebiliriz. Model bir yapalım. Öncelikle daha önce çalışmış olduğum bu projeden engineering data kısmından malzeme bilgilerini, geometri kısmından da çizmiş olduğum katı modeli aktaralım. Bu bağları kaldırabiliriz. Alırım çünkü çalışmak istediğim değişikliklerde bulunmasını istemiyorum. Geometri ekranımızı açıyorum. Burada simetri düzleminde yeni bir analiz yapacağım için geometrimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir düzlem oluşturacağım. YZ üzerinde bu düzlemi 44 mm öteleyerek oluşturduğum bu katı modeli tam ortasından bölmesini sağlayacağım. Neden 44 mm derseniz, o da sorumuzda bölüyorsunuz 38-25-25, bu da 88 yapan 44 mm'i tam ortasında kesmiş olacak. Düzlemimizi dplane komutuyla yz üzerine eklemek için öncelikle yz'yi seçiyorum. Daha sonra dplane'e basıyorum. Yeni düzlemimiz oluştu. Yeni düzlemi 44 mm. Z üzerinde ötelemek için transform komutuyla Z'yi offset Z'yi seçiyorum. Bunu 44 mm ötelesin. Evet, tam istediğim şekilde geldi. Generate butonuna bastığımda yeni düzenim simetri ekseni üzerinde oluşmuş oldu. Simetri ekseni üzerinde ortadan kesmek için slice komutunu buradan ekliyorum. Gördüğünüz gibi slice komutum eklendi. Plane 5'i seçiyorum. Apply diyorum. Generate dedikten sonra katı modelim ortadan ikiye kesilmiş oldu. Şimdi şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Two parts, two bodies ekranından kesmiş oldu. Katı modeli istediğimi seçebiliyorum, istediğimi dahil edebiliyorum. Buradan sol düzen üzerine çalışmak istediğim için sağ taraftaki katı modeli Space by Space Body seçeneğiyle ortadan kaldırdım. Geometrim analiz için hazır oldu. Şimdi modelik ekranından değişiklikleri görelim. Yapacağımız analiz üzerinde önce simetri eklemeden, simetri özelliğini kullanmadan bir analiz yapalım. Daha sonra simetri özelliğiyle birlikte analizin değerlerinin nasıl değişmiş olduğunu birlikte görelim. Modeling ekranım açılıyor. Yapmış olduğum değişiklikler modeling ekranında görüldü. Hemen malzememizi solid kısmından kontrol edelim. Malzeme 2 assignment kısmında gözüküyor. Tamam, sorun yok. Şimdi hemen bir insert'ten sizing. Buradan body'yi seçiyorum ve bir body ekliyorum. Geometriyi onaylıyorum. Element size kısmını tam modelin üzerinde 6 mm olarak belirlemiştim. Bunu da yine 6 mm olarak belirleyelim. Tekrar mesh. Sağ tıklıyorum. Sizing. Şimdi de edge sizing ekleyeceğim. Yani havşa deliği üzerindeki değişimleri belirlemek, mesh oluşturmak için. Edge sizing seçili. Geometriyi onaylamak için sağ CTRL ile basılı tutarak havşa deliği üzerindeki çizgileri belirliyorum. Şurada bir hata oldu. Buraya da ekliyorum. Apply. 10 tane havşa deliği üzerinde çizgi seçmiş oldum. Element size 3 mm. Geldi. Static structural kısmından insert. Hemen bunu sabitlemek için Fixed Spot seçiyorum. Buradan yüzey seçeceğim. Yüzey komutunu buradan ekliyorum. Face. Havşiliğin içerideki yüzeyini seçiyorum. Geldi.
Hemen bir static structure kısmına insert force ekleyeceğim bir kuvvet uygulayacağız. Bu yüzeye kuvveti uygulayacağız. Apply diyorum. Kuvvetimiz vektörel değil. Components olacak. Y komponentle eksi y bileşiminde yani. 750 yapacağız. Bir önceki çalışmamızda 1500 kullanmıştık. Şimdi eksi 750 kullanıyoruz. 10 eksi olarak vermiştik. Burası da oluştu. Şimdi solution kısmına salt group insert stress equivalent mobilizes. Tekrar salt insert stress maximum shear ve insert stress ve directional ekliyorum. Buraya her zaman x olarak gelir. Y düzenini yaptığımız için işlemlerimizi Y deformasyonunu görmek istiyorum. Y üzerindeki deformasyonları görmek istiyorum. Hemen izometrik olarak görelim bir şeklimizi. Çöz diyelim. Evet, analizimiz çözülüyor. Analizimiz sonuçlandı. Bombises, ekonomik stres olarak maksimum değerimiz 265 geldi. Şimdi bunu tekrar edge sizing değiştirerek, edge sizing'i 2 mm olarak yaparak görelim. Değişikliği aslında hafşa değeri üzerindeki mişini arttırmış oluyorum. Nuts elementimiz 6705. Bu analiz için yeterli. Çözümleyelim. Gördüğünüz gibi maksimum warm ses gelenimiz 300.000'e yakın geldi. Şimdi buraya simetri düzlemi belirlediğimizde analizimizin nasıl değiştiğini görelim. Simetri düzlemini belirlemek için model kısmına sağ tıklıyorum. Insert simetri buraya geldi. Tekrar insert simetri region belirlemek için geometrimizde CTRL'ye tekrar basılı tutarak yüzey belirleyeceğiz. Bunun için view right olarak ekleyelim ki simetri eklememizi daha rahat görürüz. Geometri seçmek için yüzey seçeceğim. CTRL ile basılı tutarak simetri düzenimizi belirlemiş oldum. X ekseninde evet istediğim gibi bu şekilde olması lazım. Tekrar çözümleyelim. Gelelim değerlerin nasıl değiştiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi maksimum değerim equivalent mobilizes için 259 geldi. Tam model için bunun kaç olduğunu görelim tekrar. Body size'ım 6 mm, element size'ım 2 mm olarak belirlemiştim. Tam model için analiz ekranın açılmasını, modelin ekranın açılmasını bekliyorum. O sırada belki burayı tekrar 3 mm'ye göre çözdüğümde nasıl değişiklik geleceğini göreceğiz. 3 mm olarak belirlemiştim. Çözümleyelim. Maksimum gelememizin birazcık daha azaldığını görmüş olacağız. Tam model için ekonomik stresimiz 237'ymiş. Bakalım yakın değerler mi olacak? Gördüğünüz gibi 241 geldi. Hemen hemen yakın değerler tanımlanmış oldu. Buradaki mesh kısmımızdaki değerleri tekrar görelim. 6 mm body sizing için vermişiz. Edge sizing'i 3 mm. Yani burada içerideki tanımladığımız hafşa dilimindeki dairesel çizgilere sizing uyguladığımız kısım 3 mm. Yarım modelde de aynı şekilde belirlendiğinde
çözümlerin hemen hemen birbirine yakın olduğunu görmüş oluyoruz. Simetri de bu şekilde belirleniyor arkadaşlar. Önünüze gelin. Simetri düzlemini bu şekilde belirleyerek çözümlemiş olabilirsiniz.